Bazen bazı insanlarla aramızda negatif bağlar olur ve artık bunu hayatımızdan tamamen çıkmasını isteriz. Bu bağları nerede oluşturduğumuz ve ne zaman oluşturduğumuzun bir önemi yoktur. Aynı şekilde bazen bazı durumlarla da aramızda negatif bağlar vardır ve bunları da kesmek isteriz. İşte bunlar için size çok kolay bir yöntem vereceğim. Uygulamanızı tavsiye ederim. Bazen bazı insanlarla aramızda negatif bağlar olur ve artık bunu hayatımızdan tamamen çıkmasını isteriz. Bu bağları nerede oluşturduğumuz ve ne zaman oluşturduğumuzun bir önemi yoktur. Aynı şekilde bazen bazı durumlarla da aramızda negatif bağlar vardır ve bunları da kesmek isteriz. İşte bunlar için size çok kolay bir yöntem vereceğim. Uygulamanızı tavsiye ederim. Hatta hemen şimdi birlikte uygulayalım. Kendinizi boş bir odada, bir sandalyede ya da bir koltukta oturur pozisyonda düşünün ya da oturun. Öncelikle bu bağı kesmeye niyet ediyoruz. Diyorum ki ilk X kişisiyle aramdaki bu enerji bağını kesmeye niyet ediyorum. Ve bağınızı kesmek istediğiniz kişiyi karşınızda bir koltukta oturuyormuş gibi hayal edin. Bu ilişkiyi neden kesmek istediğinizin, neden bu ilişkinin çirkin olduğunun farkına varın. Gerçekten kesip bu ilişkinin bu negatif enerjisinden kurtulmak istiyor musunuz? Bunun farkına varın. Tüm ayrıntıların farkına varın. O aranızdaki bağın rengine bakın. Ne renk? Kötü, çirkin bir renk mi? Yoksa güzel bir renk mi? Önce aranızdaki bağın ne renk ve ne şekilde olduğunun farkına varın. Siz burada korku mu hissediyorsunuz? Sevgi mi hissediyorsunuz? Bunun farkına varın. Farkına vardığınız duygu çirkin bir farkındalıksa, çirkin bir duyguysa karşınızda oturan kişinin de bunu fark etmesini bekleyin. İmgeleyin, seyredin ve ona göstermeye çalışın. Burada çok kibar ve naif bir dil kullanmanız çok önemli. Çünkü biz aramızdaki bağdan sevgiyle kurtuluyoruz. Biz birbirimizi bu çirkin bağdan özgürleştiriyoruz. Bizi ondan, onu bizden özgürleştirmek için bunu yapıyoruz. Tek taraflı bir çalışma değildir bu. Unutmayın ki evrende her şey birbiriyle bağlıdır. Ve ona soruyorum, diyorum ki seninle aramdaki bu negatif enerji bağını kesmeye niyet ediyorum. Lütfen sen de kabul eder misin? Ya da burada daha kendi dilinizce, onu da tanıdığınız için kendi dilinizce bir cümle. Bu bağı kesmeye niyet ediyorum. Sen de niyetliysen hadi bu bağı keselim diyoruz. Çalışmamıza geçtiğimizde bu bağı gördükten sonra elimizde mor bir enerji makasının olduğunu hayal ediyoruz. Bu enerji makasıyla kendi göbek deliğimizden bu enerji bağını kesiyoruz. Ve ondan sonra makası karşı tarafa yönlendirip onun da bu enerji bağını kestiğini imgeliyoruz. Eğer kendi rızasıyla keserse, ki bu çok güzel bir şey, kendi rızasıyla kestikten sonra bu bağı toparlıyoruz. Fakat kendi rızasıyla kesmek istemezse biz onu zorlayamayız. O bağ onda kalır. Burası dipnottu. O da kestikten sonra biz bağı toparlıyoruz ve bu bağı evrene gönderiyoruz. Ve evrenin en uzak ücrasında dağılıp zerreciklere yok olduğunu görüyoruz. Bu arada yine küçük bir not veriyorum. Gümüş mor alev kullanıp uygulamaya çalışmayı bilen bir arkadaşlarımız varsa aramızda bu bağı gümüş mor alevle de dönüştürebilirler. Daha sonrasında biz bağı kestiğimiz yerleri elimizde gene mor bir jöle merhemle iyileştiriyoruz. İyileştiğini imgeliyoruz. Oraya o merhemi sürüyoruz. Sonra da karşı tarafa veriyoruz ve onun da bu merhemle iyileşmesini, şifalanmasını niyet ediyoruz. Onun da merhemi sürdüğünü imgeliyoruz. Ve kendisine teşekkür edip çalışmayı bitiriyoruz.